Ekonomik sebepler ve iticadaki önemi. Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Yine bugünkü video çalışmamızda ekonomik sebeplerin iticadaki önemi üzerinde duracağız. Şimdi genelde bize geri bildirim yapan başvuruculardan edindiğimiz bilgi ve tecrübelere baktığımızda ve iltica kanunlarına baktığımızda karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi de şu oluyor: ekonomik sebepler. Bunu iki başlıkta alabiliriz. Bir, kabul edilmeyen ekonomik sebepler, kabul edilebilir ekonomik sebepler olarak bakalım. Kabul edilmeyen ekonomik sebepler şunlardır: İşsiz kaldım, iş bulamadım, 10 tane firmaya gittim, beni işe almadılar. Ya da işe girdim, işte KHK'da olduğumdan dolayı beni işten attılar. Gibi aç kaldım, susuz kaldım, iş bulamadım gibi gerekçeler iltica sebebi değildir. İflas ettim, devlete vergi borcum var, onun için iltica ettim gibi gerekçeler iltica için geçerli değildir. Çünkü ilticada temel mesele yaşam hakkının engellenmesi olarak bakın ekonomik sebeplerde. Eritre, Somali, Yemen gibi yerlerde genelde ekonomik sebepleri dikkate, açlık sınırının altındaki ülkeleri dikkate almaktadırlar. Bugün Afganistan gibi, Pakistan gibi, Bangladeş gibi ülkeleri ekonomik sebep olarak oradan gelenlere iticasını ekonomik gerekçelerle dikkate alınmamaktadır. Güvenli ülke olarak sayılmaktadır, yani dikkatinizi çekerim. Bu sebeple işsiz kaldım, mesleğimi yapamıyorum, vergi borcum var, iflas ettim ya da işte çete peşime takıldı gibi böyle şeyler geçerli iltica olarak değerlendirilmemektedir. Çünkü siz evet öğretmen olabilirsiniz, mesleğinizi yapamıyor olabilirsiniz ama başka meslek yapabilirsiniz. O gözle raportör bakmaktadır. Yani başka meslek yapabiliyorsanız, yani hammallık yapabilirsin, limon satabilirsin, abartıyorum biraz kusura bakmayınız ama meselenin anlaşılması açısından. Eğer siz çorap satarak, limon satarak, su satarak yaşayabiliyorsan, ülkende kalabiliyorsan, hukuki olarak ya da sosyal baskı olarak size bir şey olmuyorsa, bu ekonomik olarak yapılan bu baskıyı dikkate almamaktadırlar. Bunlar da geçerli iltica olarak değerlendirilmemektedir. Peki nasıl yapılabilir? KHK ile işten atıldım. Adli SSK'dan işten atılma gerekçeme kod 12, 15, 17, 32, 36 vesaire ya da işte KHK ile işten atılmıştır ya da şu kurumlarda çalıştığı için işten atılmıştır gibi ifadeler yazıyorsa, siz ben bu yazdığından dolayı işten atıldıktan sonra herhangi bir yere gidip hakkımı arama şansım olmadı, tüm sosyal haklarım elimden alındı, ondan dolayı sokağa çıkamaz hale geldim, birikimlerim vardı ya da ailem bana yardım ediyordu, ondan dolayı artık anladım ki sağlık imkanlarından dahi yararlanamıyorum, yaşam hakkım elimden aldı, bundan dolayı ülkemi terk etmek zorunda kaldım gibi ifade etmek belki daha sağlıklı olacaktır. Çünkü hem devletten korkuyorsanız hem de devletin size karşı hukuki adli idari bir işlem yaptığını, hakkında işte dosya açıldı, yakalamam var, KHK ile atıldım diyorsanız, raportörler şöyle düşünüyor: ya madem senin için bir hukuk var, hukuksuzluk işliyor, hukuksuzluk var, sen ama aynı zamanda sokağa çıkabiliyorsun, iş arayabiliyorsun. Yani devlet seni takip etmiyor. Etseydi yakalayıp hapse atması lazımdı. Böylece sokağa çıkmayı, işe aramayı devlet tarafından takip edilmiyorsunuz olarak değerlendirmekte. Benim dikkat çekmek istediğim yer burasıydı. Eğer devlet takip ediyorsa sokağa çıkamazsınız. Sokağa çıkıyorsanız devlete takip etmiyor olarak bakacaklardır. Bu konuya dikkat ediniz. Diğer takip videolarımızı izleyiniz. Bizi izlediğinizde dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.